Hikaye Diyarı. Hikaye Diyarı'na hoş geldiniz. Şimdiki hikayemizde milli marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğuna yolculuk yapıyoruz. Macera bizi bekliyor. Yıllar yıllar önce, gözleri kömür gibi simsiyah bir erkek bebek dünyaya geldi. Takvimler 1873 Aralık ayını gösteriyordu. İstanbul'un güzel semtlerinden Fatih'te gözlerini açtı bu bebek. Emine anne ona bakınca ne kadar heyecanlandı. Ay gibi parlıyordu yüzü. Tahir baba oğluna Mehmet Ragif ismini verdi. Fakat Ragif ismi zor söylendiği için daha sonra Akif'le değiştirildi. Ailenin ilk çocuğu olan Mehmet Akif bebeği annesi ve babası çok seviyordu. Onlar sevdikçe gözlerinin içi gülüyordu Mehmet Akif'in. Aylar ayları kovaladı. Adımlar peş peşe geldi. Mehmet Akif yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü. Bir yandan da büyüdü. Nuriye adında bir kız kardeşi oldu. Mehmet Akif ona abilik yaptı. Bildiği her şeyi biricik kardeşine öğretti. Babası Mehmet Akif'le çok ilgileniyordu. Hem dini eğitim veriyor hem de bilimle ilgilenmesine teşvik ediyordu. Böylece Mehmet Akif'in ilk öğretmeni babası Tahir Efendi oldu. Mehmet Akif 7 yaşına geldi. Okula gitmeye başladı. İlk sıralarda oturuyor, pür dikkat öğretmenlerini dinliyordu. Sorumluluklarının farkındaydı. Derslerine çok çalışıyordu. Kısa sürede okulun başarılı öğrencileri arasına girdi. Mehmet Akif en çok hangi dersini seviyordu biliyor musunuz? Yabancı dil öğrenmeyi çok seviyordu. İlkokulda Arapça, ortaokulda Farsça, lisede Fransızca öğrendi. Daha sonra da görevli olarak gittiği Almanya'da Almanca öğrendi. Böylece Türkçe ile beraber 5 dili öğrenmiş oldu. Mehmet Akif okul yıllarında spor dallarına epey ilgi gösterdi. Güreş, yüzücülük, koşma ve güllü atma sporlarıyla yakından ilgilendi. Bu spor dallarını o kadar çok seviyordu ki yarışmalara bile katılıyordu. Okul hayatı boyunca öğretmenlerine karşı hep saygılı oldu. Onu en çok etkileyen öğretmenleri Türkçe branşında Kadri Efendi ve veterinerlik okulundan Rıfat Hüsamettin Paşa oldu. Mehmet Akif 20'li yaşlara yaklaşınca veterinerlik okuluna yazıldı. Bu okulda öğrenim görürken şiire merak saldı. Çok güzel şiirler yazmaya başladı. Yazdığı şiirleri sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine okuyordu. Şiirlerini dinleyenlerse çok etkileniyor, ona hep şiir yazmasını tavsiye ediyorlardı. Mehmet Akif de içinden gelen sese kulak veriyor, hissettiklerini kağıtlara döküyordu. Çok beğenilen şiirleri zamanla dergilerde yayınlanmaya başladı. Şiire ve edebiyata olan düşkünlüğü onu bu sefer Türkçe öğretmenliğine yönlendirdi. Büyüyüp yetişkin olunca da hem Ziraat Bankası'nda memur olarak çalıştı hem de okullarda Türkçe dersi verdi. Yıllar yıllar akıp geçti. Mehmet Akif büyüdü, büyüdü, kocaman bilge bir insan oldu. Ülkesini, ülkesinin insanlarını, bayrağını çok sevdi. Yeri geldi düşmana karşı cephelerde mücadele etti. Yeri geldi şehir şehir dolaşarak yaptığı konuşmalarla kurtuluş mücadelesine manevi katkıda bulundu. Yeri geldi Türk milleti için çok önemli olan İstiklal Savaşı'na katıldı. Bütün askerler gibi o da ülkesini düşmanlardan korumak için var gücüyle çalıştı. Türk milleti çok zor dönemler yaşamıştı ve hala da yaşıyordu. Mehmet Akif çocukluğundan beri çok iyi bir gözlemciydi. Okul hayatında, çalıştığı yerlerde, katıldığı cephelerde hep olayları anlamaya çalıştı.
Böylelikle memleketinin insanlarını çok iyi tanıdı. Mehmet Akif 48 yaşındayken Türk milletinin yaşadıklarını anlatan bir marş aranıyordu. Bunun için Milli Marş yarışması düzenlendi. Yarışma birincisine para ödülü verilecekti. Mehmet Akif Ersoy hissettiklerini kağıda döktü. İstiklal Marşı'nı yazdı. 12 Mart 1921 yılında Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Yazdığı marşı sesli okudu. Herkes çok beğendi. Ayakta alkışladı usta şairi. Böylece ay yıldızlı bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı kabul edilmiş oldu. Büyük şair Mehmet Akif yarışmada birinci olunca para ödülünü kabul etmedi. Mehmet Akif Ersoy mertti, cesurdu, çalışkandı, iyilikseverdi ve asla yalan söylemezdi. İstiklal Marşı için "O artık milletin malıdır" diyerek Sefaat isimli eserine koymadı. Ve Akif'in 1936 yılındaki vefatından sonra İstiklal Marşı'nın 10 kıtadan oluşan tamamı ait olduğu yere, yani Sefaat'a eklendi. İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u özlemle ve rahmetle anıyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğuna gitmek gerçekten beni de çok heyecanlandırdı. Umarım beğenmişsinizdir. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.